Tips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sunar. Günaydın sevgili dinleyiciler. 6.30 itibariyle Power FM'de programımıza başlamış bulunuyoruz. Drezniyajna, Drezniyop, Miyaznet, Miyaznana, Drekiyaznana, Prost. Güzel. Bunu tam benim dansımın üzerine otursaydın güzel olacaktı ama dansım ama bitti. Ama tabii hem bir yandan... Reverans yaptım. Sen Drezniyat, Yezniyat, Breznat, Prost diyorsun. Ama ne diyorum? Bir yandan hani Rusçayı öğren, bir yandan dansı öğren. Sonra ikisini senkronize et. Bunlar gerçekten öyle çabuk olan işler değil canım. Kusura bakma, sana benim dansın kolay bir şey olduğunu hiçbir zaman söylemedim. Ama Rusçanın çok kolay olduğunu söylemiştin. Onu söyledim, evet. Sevgili dinleyicilerimize saat 9'a kadar, 09'a kadar burada hitap etmeyi amaçlıyoruz ve bugün 7 Ekim 2016 Cuma günü olduğunu söylemek istiyoruz. Bir yandan da diyoruz ki sosyal medya madem ki bu soruyla çalkalanıyor, biz niye çalkalanmayalım? Biz çalkalanmayız, biz çalkalayan taraf oluruz diye düşünüyorum. Bir tane hanım kızımız beyaz bir tane çantasının resmini çekmiş, göndermiş. Demiş ki işte beyaz çantam harika falan. Biri demiş ki bu beyaz değil ki bu. O da demiş ki ama beyaz olur mu falan. Ondan sonra kızımız demiş ki evet doğru, aslında mavi, başka bir renkte çekmiş, göndermiş falan. Yine bir renk muamması. Bir aralarda evet, bir elbise için aynı muamma söz konusuydu. Bu Twitter'da 22 milyon tane kullanıcı varmış. Dolayısıyla dünyanın en büyük kahvehanesi. Ben küçükken bir tane kahvehaneye almamışlardı beni. 50 kişi vardı içeride. Evet, mesaj dolu söylemlerle. Sosyal mesajımı almışsındır umarım. Sosyal mesajı aldım ve şunu da ben de bir mesaj olarak ekleyeyim. Yeryüzünde ilk defa bu kadar çok sayıda filozof görülüyor anladığım kadarıyla. Nasıl, beğendin mi? Kıskandın. Evet, biraz kıskançımdır. Bu arada sevgili Michael Jackson'ın söz yazarı olan Rod Temperton hayatını kaybetmiş. Şarkıcıların söz yazarları da mı var? Varmış yani, Michael Jackson'ın özellikle Thriller başta olmak üzere pek çok hitinin söz yazarını bu amcamız yazmış. Çünkü kendisinin de vaktiyle bir disco funk grubu varmış. Orada klavye falan çalıyormuş. Sonra bakmış çok güzel söz yazıyor. Grubu falan bırakmış. Paso söz yazmaya başlamış. Ne oluyor yani, bak çok güzel, bu havuç çok güzel, bununla ilgili bir söz de yaz falan diye brief mi veriyormuş ona? Yani öyle bir şey olabilir. Ya da ya bana şu konuyla ilgili bir söz yazsana, ayıpsın Michael falan diye hemen işe koyuluyor. Yani sadece onunla uğraştın mıydı, yazarsın diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun. Yazamaz mısın? Yazamazsın. Çünkü beceriksizsin. Şeklindeki gülümümle figürümü süslemek istiyorum Cenk'ciğim. O gülüm değil de sanki böyle ısınmak istiyormuşsun gibi, o ellerini birbirine sürttün ya. Öyle yani ısınladı. Isınma gülümü de diyelim o zaman. Tamam, peki yanlış anlaşıldı. Bunu yok. Sene sonu müsameresine koyamayız. Kusura bakma, bu figür olmaz. Bu sene sonunda bütün yıl içinde yaptığımız figürleri sergileyeceğimiz bir müsamere sözü vermiştik. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin velileri gelecek. Onlar izleyecekler. Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 6.44'ü gösteriyor. Dilber kızımız her zaman olduğu gibi müzik dünyasındaki dead kodları stüdyomuza taşımakla görevli. Ve işini yapmış bakalım. Tanya West sinir krizi geçirmesinin ardından kendisine ait kıyafet markasının moda şovunda çalışan tüm ekibi kovdu. Bu Kanye West'in... bir dakika orada bir... Ya şimdi kıyafet markası varmış kendisine ait, onun bir de moda şovu oluyor. Kanye West de kızıp hepsini kovuyor. Niye? Çünkü ne kıyafetten anlar, ne modadan, ne de şovdan anladığı ancak abilik gubidik şeyler işte. Bu ne? Yeterince apaçı değil bunlar değil mi kovmuş? Muhtemelen. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen West'in moda şovu çok fazla eleştiri alırken, şovun bitiminden sonra West sinir krizi geçirerek telefonunu fırlatıp kırdı ve yaklaşık 30 kişilik ekibi kovdu. Evet, bu yani bir filmde gördüğü bir sahneyi yapmış anladığım kadarıyla. Dur ben de aynısını yapayım, sinir krizi geçirip telefonumu kırayım. Evet, Kanye West hakikaten apaçilikte bir dünya markası. West'in yakın çevresi tarafından eşi Kim Kardashian'ın Paris'te uğradığı silahlı soygun sebebiyle sinirli olduğu belirtildi. Hayda. Belirtildi. İyi de yani adam karısının yanında bile değil. Karısının 11 milyon dolarlık mücevherini soyuyorlar. Neredeyse canını zor kurtarıyor. O orada konserlerde, ama şovlarda, defilelerde. Konseri yarıda kesti adam. Bu arada bir yarıya başka... kadar gelmiş ama daha önce kesmesi lazım. Bir başka habere göre de gözler bunun karısının şeyine, ne o, korumasına çevrilmiş. Ha, koruma yani içeriden odaklı içeriden bir... yani biliyorlarmış nerede olduğunu mücevherlerin falan filan.
ya. Korumayı işten almışlar mı? Kanye West şimdi ona da sinirlenip bir telefon daha kıracak. Bilmiyorum yani sezon sonunun olacak ama hani sezon sonunda bir ayrılsalar da şu dizi bitse. Yani bunların zaten kötü yanı o. Sezon sonları da yok. Yani bir diziden en azından bir iki aylığına kurtulabiliyoruz ama bunlardan kurtuluş da yok. Allah kahretsin. İşin daha kötüsü sabahın bu saatinde başka haber de yok. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. 7.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Stüdyomuzda çok değerli bir insan. Önüne gelen her şeyi eleştirebilen bir uzman. Her şeyin uzmanı sevgili üstadımız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ekran buraya büyük. Yani bu 40 inç değil de buraya bir 32 inç falan yetermiş. 40 inç büyük olmuş. Evet, o zaman bunu hemen arkadaşlar bunu değiştirin. Duydunuz hocamızı. Evet, 102 ekran değil. Daha küçüğünü de alın. Evet, teşekkür ederiz hocam. Peki bu vazo nasıl burada? Büyük, o da büyük. O da kaç büyük inç bu? Bunu da küçülteyim. Vazolar bilmiyorum yani inç olarak mı hesaplanıyor da yani bir ufağını alsak uyar mı hocam? Uyardı. Çok daha ufağı uyardı. Arkadaşlar işte, bunu da alın, değiştiriyoruz vazoyu. Büyüklük kompleksi bunlar hep. Evet, buyurun. Şimdi film olarak da iki tane ecnebi film girmiş. Gerisi bizim yerli yapımlarımızdan. Anlıyorum. Bu iki tanesinden bir tanesi mesela Trendeki Kız. Yani önümüzdeki hafta iki film arasından seçim yapmaya çalışacağız öyle mi? Evet, ama onlara da gitmeyeceğimiz için fark etmiyor. Yine evdeyiz. Evet. Şimdi bu Trendeki Kız da Emily Blunt oynuyor. Yani Blunt diye yazılıyorsa tanıyoruz kendisini, evet. Biraz hatırlıyoruz ama daha kızımızın doğrusu nerede olduğunu bildiğimiz için yine gitmemiz hakikaten gerek yok. Çünkü nerede bu kız? Trende. Ne yapılır trende? İşte oturuyoruz işte yani, Eskişehir'den İstanbul'a gidene kadar. Zaten trende böyle daha abuk subuk trende yapılmayacak bir şeyler yapıyorsa o film hiç iyice inandırıcılığını kaybedeceği için zaten seyretmek saçma olacaktır. Evet, yani daha ince eleştirdiğim zaman göreceksin ki bazı bir şeyler görüyor sonra... Evet. Şu an yaptığımız kalın eleştirimi hocam. Bu kalın, evet. Anladım. Dandun adını verdiğimiz. Evet, buyurun. Pete's Dragon, Pete ve Ejderhası. Yine bir çizgi filmle karşı karşıyayız anladığım kadarıyla. Değil. Allah Allah, yarı çizgi yarı film. Yarımsı, evet. Şimdi bildim. Çünkü yani yeni moda. Trendeki Kız'ı seyredeceğimize hani Pete'i ve Ejderhası'nı seyredelim. Daha iyi diyenlerin gideceğini düşünen dostlarımız böyle bir şey yapmışlar. Bunda kim ama oynuyor? Ama o da olacak işte. Sinema zaten 7. sanattı, bitiyor. Sevimli Ejderha Barney mi oynuyor? Kim? Sevimli Ejderha Bakıyorum Barney. Bakıyorum oynayanlara, hayır. Tanıdık kimse var mı? Yok. Yok, o zaman bu filme de gitmemiz artık pek zaten yakışık aile almaz. Fantastik bir aile filmi. Hani öf, ailecek belki gelirler diye ama ailecek kim gider ona? Yani şimdiden önümüzdeki hafta yaşayacağımız sıkıntıyı yaşamaya başladım sevgili hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Seksek oynasan daha iyi. Power FM'de 7.15 gibi güzide bir saatle karşı karşıya olduğumuzu hemen belirtmek istiyorum canım Cenk'im benim. Güzel bir haber gerçekten. Teşekkür ederim. Brangelina onun yüzünden mi boşanıyor diye bir haber var mesela. Kimin yüzünden mi? İşte benden mi bahsediyor? Biraz sana saydırmıştır ama Brangelina onun yüzünden mi? Yani Angelina Jolie ile Brad Pitt demesi lazım değil mi? Evet, yani Brangelina'nın boşanması ilginç olmuş gerçekten de. Johnny Depp'i suçluyor bu haber. Ne diyorsun? Evet. Ne alakası varmış? Bunlar filmde oynamışlar ya. Angelina Jolie ile Johnny Depp. Onun yüzünden boşandığı ve bunu hala gizli tuttukları. Johnny Depp de ayrıldıydı falan da. Canım yani filmde oynadıkları şişe için. Şişe mişe kırdı falan hani şeyde mutfakta. Tamam da filmde oynayınca niye boşanıyorlar yani sonuçta. Şeyde Brad Pitt'te dünyanın işte o da gitti bir tane Marion Cotillard'la filmde oynadı. Tamam işte yani filmde oynayınca demek ki birbirine aşık oluyorsun mecbur. Ha, Johnny Depp ile Angelina Jolie arasında öyle bir şey mi varmış? Öyle diyor. O zaman Angelina Jolie Depp olur. Yani öbürü Brangelina ise, pardon Brangelina ise bu da Brangoni olur. Pardon. Brangoni de olmuyor. Sen nasıl? Buraya dıkattın, başka bir şey yaptın. Evet. Angelina Depp. Olmaz. Neyse. Yani sonuçta eğer böyle bir sebepten dolayıysa ben Angelina Jolie zaten gözümde hiç yükselmemişti, iyice düşer. Ve Brad de acayip gözümde yükselir. Aferin delikanlı. Umarım duyuyorlar da seni, çünkü senin gözünde yükselmeleri çok önemli onlar için. Teşekkür ederim. Özel sektör 2017'de %9 zam yapacak. Neye? Evet, soru bu.
Asıl sorulması gereken sorunun cevabı yok değil. Bizim sektör neydi? Radyo muydu? Telefon muydu? Ne? Bizim sektör bilmiyorum. Biz hangi sektördeyiz? Yani tam olarak çünkü onu şey yapamıyorum. Çünkü en fazla zammı call center'lara bekliyorlarmış %12 ile. O börek sektörü. Bildiğim call kadarıyla. Center börek mi? Benim bildiğim öyle ya. Ben öyle biliyorum. Yani call şimdi etrafı arasak burası da call center olur da bizde %12 zam alır mıyız diyorsun? Yani bilmiyorum ama iyi börek yeriz onu söyleyeyim. İyi börek diye bir şey yoktur. Çiğ börek vardır. Game of Thrones'un dağı Türkiye'ye geliyormuş. Ney? Dağ. Dağ diye böyle dev gibi bir adam var. Sir Gregor Clegane karakterini canlandıran Thorbjørnsson. Reklam filmi için Türkiye'ye geliyormuş. Thorbjørnsson. Dağ mıymış o? Dağ yani herhalde Mountain deniyor. He, mecazı. Mountain deniyormuş filmde lakap olaraktan kendisine. Yani şöyle bir baktım da gerçekten de biraz iri kıyım bir arkadaşımız ama benim karşımda pek bir şey ifade etmez diye düşünüyorum. Ne yapacakmış, sana dalmaya mı geliyormuş? Bilmiyorum, kaba kuvvetle bu iş çözülmez. İki şöyle felsefi yorumla adamın işini bitiririm diye düşünüyorum. Wi-Fi. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimiz 7.39'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Figürlerimiz havada uçuşuyor. Sevgili Cenk'le aynı anda aynı figürü yaparak büyük bir senkronize birlik oluşturduk. Aferin Cenk, böyle devam, çok güzel. Şimdi bitiriyoruz. Evet, son oturuş. Evet. Hakikaten de çok yorucu ama çok zevkli oluyor yani aynı anda aynı konuşup, şeyi yapmak. Hem konuşup hem nakızı nasıl bu kadar figür yapabiliyorsun? Çok biraz şaşırtıcı. Biraz kondisyon meselesi, yıllardır yaptığım bir şey. Kondisyon. Sevgili dinleyicilerimize artık sevgili gorgonlarımızdan haberler sunmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Bence hafiften evet hazırlanmışlardır. Hangisi? Hariçten. Eyvah. Gorgonumuz bizlerle. Leonardo DiCaprio, Beyaz Saray'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına katıldı. Leonardo DiCaprio'yu 3-5 yıl sonra ben başkan adayıyım diye görmekten korkuyorum. Ben de başkan görmekten korkuyorum yani aday olduktan sonrasını. Önce ben öyle aday olarak göreyim. Önce sen kork, sonra, sonra ben korkacağım. Bu sevgili Leonardo DiCaprio'nun hani iklim konferansına katılmasının sebebi Cabrio olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir zaten. Bir habere göre de bu ve bazı arkadaşları bu neydi o şeyde Richard Gere'le bir filmde oynayan kızımız vardı. Haberle ilgili hiçbir şey bilmediğin daha şimdiden ortaya çıktı Cenk'cim. Yok, 50 tane isim vardı da bunlar demişler ki mutlaka sandığa gidin. Yani mutlaka oy verin. Evet, bir sürü öyle şeyler var. Onu da sonra okuruz. Konuşmaya Barack Obama ve iklim bilimci Dr. Catherine Hayhoe ile katılan DiCaprio... Yani ben Catherine Hayhoe diye birisiyle hayatta böyle bir konuşmaya katılmam. Ya tek başıma konuşurum ya da öyle heyle hoyla uğraşmam, Allah kahretsin. Şu an seni de yakın zamanda ülkemizdeki seçimlerde görmekten inanılmaz ürktüm. Ben de korkuyorum. Hayhoe'un gerçek şu ki eğer bu gezegen üzerinde yaşayan bir insansanız ki büyük çoğunluğumuz öyle değil mi? Tabii bir Mars yolculuğu için kayıt yaptırmadıysanız bence kayıt yaptıranlar... Gerçekten de Leonardo yani cümlenin başıyla sonu arasında bir irtibat olmaması gerektiğini düşünenlerden. Bu kayıt yaptıranlar bizim dünkü haber değil mi? Virgin'deki amcanın şeysi. Değil. Onlar çılgın cümlelerinden sonra ben kayıt yaptırdım dedi. Evet ama bu Mars'a gitmek için dünkü amcamız şeydi. Yani Mars'tan önce şöyle bir uydu yapalım diyordu. Orada otel. Şey işte, uydu otel orada insanlar önce bir kalsın. Anladığım kadarıyla Leonardo delirmiş. Yani senin yarın kadar delirmiş belki ama. Sonrasında çılgın lafını geri alan iklim bilimcinin ardından Obama esprili bir tavırla bence kendisi de çılgın olduğunu anlayacaktır ifadelerinde bulundu. Leonardo konuşuyor muydu iklim bilimciyle? Obama nereden çıktı yani gerçekten de? Kimin neyin ne, nerede konuştuğu hiç belli olmuyor, evet, haberimizden. Çılgın değil, deli olacaktı orada. Evet, bir de haberleri yani konuşanları cümleleri birbirine karıştırdığı için hariçten gorgonumuzu kınıyorum. Come on. Tamam artık sen dansı kes çünkü birazdan yarışma yapacaksın. Cenk'ciğim yarışmaya katılacaksın. Bu yorgunlukla kafan çalışmaz. Ama rap yönünü çok sevdim. Duyduğum en iyi rapti son zamanlarda. Teşekkür ederim. Daha önce duymadım mı? Bu aslında yeni bir şarkı değil. Hayır, A ve Y şeklindeki rap sözlerini çok beğendim. Çok teşekkür ederim.
Bunlar tamamen bana ait, daha önce kullanılmamış sözlerdir. Yani ben de kendimi bilime adadım. Bunu söylemekten gurur duyuyorum. Ama bilime adamış olman müziğe ya da dansa sırt dönmen anlamına gelmemeli Cenkçiğim. Sırt dönmek zorundayım çünkü zaman yetmiyor. Anladım. Neyse şu an kendini fazla bilime adaman pek iyi olmayabilir. Çünkü güncel haberlerle ilgili sorularımız mevcut. He. Sevgili yarışmamızda. Bilmiyorum, günceli takip ediyor musun? Gerçi baban bir internet fenomeni ama. Tam edemedim bilime adadım. Dur o zaman kendimi şimdi bilime adamaktan vazgeçeyim. Yarın sabah adarım. Yarın sabaha kadar bilime adanmaktan vazgeç. Şimdi güncele döneyim. Tebrik ediyorum. Döndün mü güncele? Döndüm. Sevgili dinleyicilerimiz de yarışmamıza katılabilirler. 0-534-517-23-84-3 müydü peki? Evet. 517-23-83 numaralı telefonumuzdan WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz cevabınızı. 5. Huşevni'yi sevgili dinleyiciler, ama önce soruyu soralım çünkü langırt diye telefonu yere düşürüyorsunuz. Ondan sonra vay ekran kırıldı, vay şöyle oldu böyle oldu. 70. telefon değil mi bu yarışmadaki? Yok, bu 72. Ama çalışıyor bak, hala mesajlarımız geliyor. Evet, idare eder bu yarışmayı da çıkartır. Ortada soru yok, nasıl mesaj geliyor? Bilmiyorum vallahi. Sorumuz şöyle Cenkciğim, umarım hazırsındır. Çok güncel bir soru. Genetik altyapısı olanlar dar, çok yüksek topuklu ve ucu sivri ayakkabılar giyerlerse neye yakalanmaları kaçınılmaz oluyor? Bu Merkel'le falan ilgili bir şey mi? Obama mı? Obama'ya yakalanmak adlı bir şeyden bahsetti. Yani ilginç. Ben hep politikayla ilgili sorulara alıştığım için bu biraz bana şey geldi, garip geldi. Anlıyorum. Tsunami'ye diyen var, tifüs diyen var, körebe, verem gibi. Din 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 din. Ben soruyu bir daha alabilir miyim? Tabii. Ama din din dinler çok güzel değil mi? Genetik altyapısı olanlar dar, çok yüksek topuklu ve ucu sivri ayakkabılar giyerlerse neye yakalanmaları kaçınılmaz oluyor? Genetik altyapı ne demek? Yani altyapıdan yetişmek gibi bir şey mi? Evet, yani genetik olarak hazırsan. Peki nedir şeyler? Bir dakika dur, din din dinleri dinletiyorum. Çok güzel yağıyor. Neyse, şimdi onları bir kenara bırakayım. Bu sevdiklerimiz şöyle. A. Egzistansiyalizm. Hmm. Yani bu tür genetik altyapın, evet, varsa ve ucu sivri, çok yüksek topuklu ayakkabı giyiyorsan egzistansiyalizme yakalanıyorsun. Felsefi bir altyapı diye düşündüm. Ben de öyle düşünüyorum. B. Carpe diem. Carpe diem'i de çok duyduk. Evet. Körpeyi yem gibi bir şey. C. Hallux valgus. Ne? Hallux valgus. Deniz ayısı mı? Valgus. Yani bu konularda iyi bilgilisin. Ve D. Dejavu. Dejavu, D. Niye? A. Niye? A. Egzistansiyalizmde hangisini diyorsun? Yani niyesinde mi anlatmam lazım? Seçmem yetmiyor mu artık? Yok, tamam, peki söyle. A. Tırnak batması diyen var, ayak hastalığı diyen var. A diyorsun, son kararın mı? Son kararım. Doğru. Değil. Al sana egzistansiyalizm. Hayır, B'de carpe diem zaten, o da değil. Doğru cevap Hallux valgus olacaktı Cenk'ciğim. Neymiş o? Bu baş parmağın dışarıya kayması hastalığı. O küçük terlikten dolayı olmuyor mu? Şıpıdık şıpıdık terliklerden. Hayır, değil işte, böyle yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabılardan oluyor. Ve daha çok kadınlarda görülmesi erkeklere göre 7 kat daha fazla. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Saat dakika birlikteliği gerçekleşti. 8.08'i gösteriyor saatlerimiz ve Suffocated Press Haber Ajansı Power FM'de başlamış durumda. İşte Cevval muhabirimiz Cenk de telefon attığımızda. Cenkciğim merhaba. Alo. Nerelerdesin benim canım Cenk'im? Polonya'dayım ya. Ney? Polonya, Polonya. Ne işin var Polonya'da yahu? Ya bu bir hayvanat bahçesi var burada da. İşin gücün oraya buraya gidip her yerin hayvanat bahçesini, yok işte bahçeler, parkları falan gezmek. Ama bu biraz Brad olayından birazcık sıtkım sıyrıldı da kaçayım dedim yani. Ne oldu, hayırdır, Brad yanına mı ekşidi? Ekşidiydi ya dün. Tamam, ekşidi de yani iyice ekşiyip koktu mu yani, gitmedi mi bir türlü? Fazla ekşidi yani, ben Rockford'um falan diye en son geziniyordu. Ben dedim tamam, anlaşıldı senin durumun, hadi bana eyvallah, eyvallah dedim. Şu an senin evde mi takılıyor hala? Evde bıraktım, o çıktım ben.
Allah Allah. Niye bu kadar şey olmuş? Neyse sen Polonya'ya niye geldin? Yani başka gidecek yer yok muydu? Mesela İngiltere'de Kew Garden vardı. Yok yok, bu 4 beyaz aslan 3 tane de kaplan doğmuş. Hem de beyaz. Allah Allah. Ya. Kaplanlar da mı beyaz? Hepsi beyaz. Niye birisi doğurunca öbürü de doğurdu mu sayıldı? Yoksa yani aynı anda... Bunlar senkronize oluyorlar ya bazı durumlarda. Öyle mi? Tabii beraber takılınca öyle bir senkronizasyon durumu oluyor. İnsanlarda peki, da var bu. Neticede kaç tane oldu yani? 7 etti. 7 tane beyaz varlık. Ben çünkü bunlara demiştim yani doğum esnasında mutlaka dedim beni çağır. Mutlaka. Ondan sonra abi dediler böyle böyle. Tabii Polonyaca konuştuk. Evet. Ondan sonra dedim hemen atlıyorum geliyorum. Şey yaptım ki bunlar yetiştin beyaz. Yetiştin mi hani... doğuma? He? Doğuma yetiştin mi? Bir tıkla yetiştim. Hadi be, keşke doğum anına yetişseymiş. Yani aslanların ikincisine, kaplanların da üçüncüsüne yetiştim. O zaman aslanların birincisi, kaplanların da ilk ikisi sana baba diyorlar. Gibi, gibi. Anlıyorum, ilginç. Bunlar tabii bak haberde de yazdım yani sanılanın aksine bunlar beyaz diye albino değil bunlar. DNA'larında bulunan çekinik bir genin ön plana çıkmasından kaynaklanıyor diye de. Bayağı böyle bir şey yazmışsın hani. Tabii. Bilimsel bir şey yazmış havası vermişsin. Ama bilimsel sonuçta DNA diyoruz orada. Çekinik falan demişsin bir de. Onlar tamamen bilimsel olduğu izlenimini veriyor. İnanılmaz bilimsel başarılı oldu yani tabii. Peki ne yapacaksın şimdi? Bunlar hayvanat bahçesinde mi geçecek bütün hayatlarını, bu zavallı hayvanlar? Ne yapayım, salayım mı? Bakın bunlar ya, beyaz diye sokağa mı salayım yani? Canım, ne yapayım? Sokağa değil. Evlat edin istiyorsan vereyim bir tane. Hayır canım, ormana sal yani, sonuçta hayvan doğal hayatına geri dönsün. Orada beyaz şeylerin sayısı artsın. Olur mu canım? Orada bunlar bakar, bu aslan mı lan bu falan, sen hayvanlar bunu anlar mı sanıyorsun? Normal renginde anlar yani. Tamam, beyaz diye şey yapmaz. Tamam, normal aslan bu falan dediklerinde hard diye ısırdığında görürler ne olduğunu. Ya sen nasıl çok bilmiş bir tipsin ya. Harbiden yani, yani ben oturduğun yerden lak 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 ancak. Ama sen de yani iş yapıyorum diye hayvanat tamam, bahçesi kardeş, gezen bir insansın. Kapat. Git şu Brett'le ilgilen, hadi doğru düzgün haberler getir. 8-18 saatlerimiz Power FM'de sevgili dinleyiciler. Cuma gününde 7 Ekim'de sizlerle birlikteyiz. Ve Cenk Cajırt adını verdiği yeni bir dans ve söylemle Cajırt karşımızda. Bu şarkının belli yerlerinde de yapıyorum bu şarkının figürümü. Şarkının çok önemli yerlerinde, çok kritik yerlerinde bu figürü yapıyorsun. Evet. Tebrik ediyorum. Bazı yörelerde Gajırt diye de yapıyorlar bu figürü. Sevgili gorgonlarımızdan İngildek bizlerle birlikte ne? Yine bir çeviri yapacak bize. Bir saniye, daha doğrusu sözlüklerimi alayım. Çeviriyi önce biz yapacağız. Hazır mısın Cenkçiğim? Bir dinleyelim bakalım ne yapmış. İngilizcesini dinliyoruz. The shortlist for this year's men. The shortlist. Hepsini bir dinleyelim bakalım ne diyor teyzemiz. Öyle hepsini duyalım. Dinleyerek olmaz, hayır öyle değil. The shortlist for this year's men Booker Prize has been announced. Each author on the list receives £2,500 and a specially bound edition of their book. Anladın mı? Anından hayattan soğuyabiliyoruz. Evet. Şimdi tane tane simültane bir tercüme yapmamız gerektiğini boşuna düşünüyorum. Boşuna simültane tane dememişler. Evet. The shortlist for this year. Shortlist yani şortsuzlandım. I am shortlist. Kısa pantolonsuzlandım. Shortlist. O sondaki T fazla. İlginç bir çeviri. Ya ilginç bir İngilizce kullanım. Man Booker Prize has been. Man Booker yani erkek kitapları. Erkek kitapçısı da olabilir. Yeah. Announced. Each author on the list receives 2000. Announced dedi yani bir noun sıfat. İsim. İsim mi sıfat mı? İsim. Tamam peki isim olsun. A noun yani bir isim. St deyince de inci. Eski. İsim inci. Hayır. Past perfect tense oluyor. Eskiden isimmiş. 500. Eskiden isim. Author on the list receives £2,500. Evet. Receive neydi? Receive demek. Receive bu şey değil mi? Telefonun ahizesi. Receiver da denir. Telsiz miydi o? Receive yani sieve neyse onu yeniden sieve'lemek. An especially bound edition of their book. Especially bound herhalde yani böyle biraz farklı bir şekilde yani boundlanmış. Found diyecekken bound mu demiş acaba? Öyle demiş. Doğru olabilir. Mu pronunciation ediyor onu da bilmiyorum ki. Evet tabii yani biraz İngilizcesi de zayıf. Biz onu found diye şey yapalım. Şunu sen kısa yoldan Türkçesini ver de özellikle shortcut. Özellikle bulunmuştur anlamında.
Bakalım doğru çevirmiş mi? Man Booker ödülü bu yılın son listesini açıkladı. Bak gördün mü, Man Booker'ın Türkçesini bilmediği için çevirememiş. Listedeki her bir yazar 2500 pound ile kitaplarının özel bir edisyonunu elde edecek. Bu pound benim bildiğim ağırlık ölçüsü birimi, öyle değil mi Cenkçi? Kitaplarını ağır bir şekilde elde edecekler diyor Türkçesinde. Ağır kitaplar yazmış demeye çalışmış, evet. İlginç. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimiz 8.37 sevgili dinleyiciler. Tam da vaktinde stüdyomuzu dolduran bu güzide yeşil aydınlık sevgili ablamızdan, Cenk ablamızdan geliyor. Çünkü aurası çok geniş bir insan. Ablam! Yavrum! Gerçekten vahşi auranla stüdyomuza doldun canım ablam benim. Evet, yeşil deyince biraz böyle. Ama yani biraz böyle maskülen bir tavır sergiliyorsun. Daha feminen olmalısın canım ablam benim. Olur güzel kızım. Yeter ki sen iste. Nasılsın canım ablam? İyiyim, ne yapalım, Sting geldi işte dün. Kim? Sting. Ne iş var Sting'in burada? İşte ablam, işte 6 çocuk var bizim de, onlara işte para vermiyorum etmiyorum bilmem ne. Fala gelmiş ha? Kendileri şey yapsın. Fala gel. Aa, fala gel. Faldır küldüre mi geldi falan filana mı? Falocan'a geldi. Falocan'a, çok eski müşterim, 90 evet. Yaşında sonuçta. Şarkı söyledim ablacığım. Söylettim bir tane ya. Englishman in New York'u söylettim. Tebrik ediyorum. Çok iyi dakikalar geçirmişsindir diye sağ düşünüyorum. Sağ ol güzel kızım. Sağlığı yerinde mi? Neyi? Sağlığı. Zikretmedim ona. Ben falına baktım. Biraz astrolojisine baktım ama sağlığına bakmadım. Ona da doktorlar baksın. Ne kadar güzel konuşmalar yapıyorsun canım ablam benim. Ablacığım, yine çok ünlü bir sevgili aktrizin ve artizin aynı zamanda çocuğu arıyor. Bir tıfıl velet şu anda mektup attığımızda. Mektup attı. Yani evladım, yani bak, benim dükkanıma canlı canlı geliyorlar. Sen buraya bana mektup hala diyorsun. Sene olmuş 2016. Ablacığım, biz mail alıyoruz. Yani onları direkt yayına bağlamak, çok dünyanın öbür ucunda yaşıyorlar. Biraz eski kalmışsın yavrum. Merhaba benim güzel ablam. Merhaba. Diye başlamış. Kim bu? Ben Pax Pitt. Kim? Pax Pitt. Pax Pitt mi? Evet, Pax Pitt yazıyor. Ablacığım, beni tanımazsın. Ben Angelina ve Brad çiftinin çocuklarından bir tanesiyim. Çocuğa Pax adını mı koymuşlar? Evet. Adım Pax Pitt. Nasıl canım ablam? Çok güzel. Çok da sadık bir isim. Ablacığım, iyi misin? Nasılsın? Yani ben en son seni gördüğümde annem bana hamileydi. Hamile miydi yoksa... Hamileydi, bu kendi çocuklarından bir tanesi demek ki. Ablacığım, kardeşlerim Maddox, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivian'le birlikte annem bizi bir terapiye götürdü. Bu kadın iyice kafayı yedi sevgili ablacığım. Ne yapacağız biz? Bu sefer hayda her gün terapilere falan taşınıyoruz. Ayrılacaklarsa ayrılsınlar, birleşeceklerse birleşsinler. İnanır mısın? Bu yaşımda bittim canım ablam. Gerçekten çocuk anneye çekmiş. Yani susmak bilmedi. Ama yani bu isimleri koyarken daha bu çocukların terapiye gitmesi lazım. Yani anne, bize niye böyle isimler koyuyorsun falan gibi. Brad hiç karışmamış mı isimler konurken? Babamı çok özledim canım ablam. Benim ismimi babam koymuş. diye yazmış. Kulağına gereksiz yüklemiş. Bir ayrıntıyı paylaşmış burada. Ablacığım, babam ne zaman eve dönecek ya da biz ne zaman oraya gideceğiz? Bu terapiler ne zaman bitecek? Bana biraz, daha doğrusu bana değil de anneme biraz yardımcı olur musun demiş. Şimdi diğer çocuklar adına bu çocuk yazıyorsa öncelikle şeyi konuşsun. Bu mallar paylaşıldıktan sonra yüzde kaçını bu olacak? Bak, Sting geldi dün. Çocuklara dedi 5 kuruş vermiyorum, kendileri kazansın dedi. Allah Allah. Şimdi bunlar da aynısını yaparlarsa o isimle bir de isim yapmaya çalışacak. Bilmem ne olacak, yanar. O yüzden şimdiden parayı konuşsun, anlaşsınlar. Ellerinden öpüyorum güzel ablam benim demiş Pax. Hadi benim güzel evladım. Erkek mi kız mı bu Pax? Pax bilmiyorum ki, cinsiyetini yazmamış, resmi de yok burada. 8.44 saatlerimiz, vapur için son saniyeler sevgili dinleyiciler. Az sonra görevli kapıyı kapatacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum çımacı dostum. Çımacı dostu değilim ama çımacı dostuyum. 5 yıldır aranan mafya babası dolaptan çıktı. Çımacı dostum. Evet, yani dolapta şey çürümesin diye mi oraya koymuşlar? Yok, gizli bir tane kapı yapmış dolaptan oraya başka bir odaya. Dolap dediğin buzdolabı falan mı? Gardırop. Gardırop. Ondan sonra hapisten kaçkılmış zaten. Kaçkın. Orada mıhlamışlar. Bak demiş bir tanesi, buradan buraya gizli şey var.
Halbuki çok eski bir numaradır. Yani nasıl o kadar zamandır oraya bakmamışlar? Gerçekten inanılmaz. Demek ki iyi gizlemişler kapıyı. Ne kadar iyi gizlese ben olsam zırt diye anlarım onu. Anlamazsın ya, oraya gittin mi senin ruhun duymaz orada kapı olduğunu. Hadi be. Vay be. Sevgili Ölükse Gorgonumuz bizlerle birlikte, bilmem haberin var mı? Var. Dinleyelim mi? Yani kaçınılmazsa. Denge Evi. Ward Shelley ve Alex Schwider adlı iki sanatçı 13,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde Reactor adını verdikleri tahterevalliye benzer bir ev inşa etti. Ne adını vermişler? Reactor. Reactor. Allah Allah, ilginç. Yani tekrar aktör. Denge Evi açık bir arazide, yere orta noktadan sabitlenmiş ancak hareketsizlik durumunda kendi etrafında dönen bir yapıya sahip. Gerçekten adamı hasta eden bir ev anladığım kadarıyla. Yani çok mutlu ve böyle hayata olumlu bakan insanları sinir hastası yapmak için kullanılıyor. Bir nevi hamster kafesi evi gibi bir şey hamster sanırım. Hamster kafası. Bu da evi paylaşacak olanların dengede kalabilmesi için birlikte hareket etmeleri anlamına geliyor. Evet, yani böyle gereksiz bir şey yaptık, bari şuna düzgün bir kılıf bulalım diyen dostlarımız böyle bir şey uydurmuşlar. Normalde stabil dediğimiz olguda böyle bir şeye gerek yok zaten. Evet. Ve Ölükse Gorgonumuz, yani daha haberin bir sürü devamı var da hani ben burada kesmek bizim sağlığımız burada açısından. Burada kes çünkü hafta sonuna doğru gidiyoruz. Hani bari hafta sonumuz Ölükse geçmesin. Şöyle yapalım, Ölükse Gorgon şey yaparken konuşurken biz direkt programı, yani şarkıyı giriş yapalım. O zaman mix kız yapalım. Konuşmaya başlasın böyle duyulmaz adam, sen de hakikaten şarkıyla mixle biz de figürlerimize başlayalım. Hadi bakalım. Mimariyi kullanarak insan ilişkilerinin dengesinin önemine bir gönderme yapıyor. Philips Ambilight TV, Cenk ve Erdem'i sundu.